Ve scoreboard'da kendisine özel bir gösteri hazırlanmıştı. O da ağlayarak veda etmişti. Galatasaray taraftarı da bu görüntülere hayran kalmıştı. Galatasaray taraftarı da çok duygusal bir taraftar. Futbolcusuna çok fazla sahip çıkar. Kendisi ne söylemek istiyor Galatasaray taraftarı hakkında, düşünceleri nedir? Bah déjà j'ai pu constater que c'est vraiment des vrais fans, c'est des joueurs qui aiment le c'est des gens qui aiment le joueur parce que sur mon réseau Twitter, j'avais beaucoup de messages, j'avais beaucoup de messages que ce soit en turc, en anglais, tout le monde me demandait quand est-ce que j'arrive et ils étaient excités. Avec mon visage déjà avec le Galatasaray, donc j'ai pu remarquer que c'est vraiment des vrais supporters. Gerçekten gerçek anlamda çok iyi gerçek taraftar olduklarını ben biliyorum. Galatasaray'la anlaştığımdan itibaren benim sosyal medyadaki hesabımda sürekli İngilizce, Türkçe, Fransızca diyorlar. Şimdiden daha formamı giymeden Photoshop vasıtasıyla benim kafamı Galatasaray formasının üstüne oturtmuşlardı. Yani ne kadar büyük taraftar olduklarını ben biliyorum. İbrahimovic'e de attığı çok şık bir çalım var. Videoları da sosyal medyada çok dolaştı. Şimdi o çalımla ilgili neler söyleyecek acaba? Düşünceleri neler? İbrahimovic. Ah, le petit pont. C'est vrai que dès que je l'ai fait le lendemain, ça a beaucoup parlé. Et je sais aussi que ça a beaucoup parlé en Turquie parce que j'ai un ami turc qui m'a envoyé la vidéo. Et c'était marqué. Et sur les écrans et dans les magazines, comme quoi j'avais humilié Zlatan Ibrahimovic. Ça fait que ça m'a beaucoup touché parce que ça voudrait dire que les supporters me suivent. Même si le deal n'était pas encore fait, les supporters suivaient mes performances. Evet, zaten ben bu çalımı attıktan sonra ertesi gün zaten internet ortamına düşmüştü ve Türkiye'de de çok izlendiğimi biliyorum. Çünkü Türk bir arkadaşım var. Türkiye'deki sitelerden bana alıntı yaparak bunu göndermişti. Daha sözleşme de imzalanmadan öncesinden böyle gözlem altına alınmış, takip ediliyor olduğunu bilmek de hoşuma gitti. Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek zor bir kulvar sezonda. Ve Şampiyonlar Ligi heyecanı içinde neler söyleyecek? Qu'est-ce que tu vas dire sur le Champions League? Bah, c'est vrai que c'est une grande compétition et Galatasaray a bien figuré l'année dernière. Ils sont tombés contre une grosse équipe madrilène, même si bon, c'est vrai que cette année l'objectif sera de faire beaucoup mieux, ça met une petite pression. Mais je pense que si on fait les choses comme il se doit, pourquoi pas on a encore les chances d'hériter pareil espoir. Evet, geçen sene çok güzel bir başarı vardı. Ben de takip ettim. Özellikle ikinci maçta burada Mourinho'nun da daha sonra da itiraf ettiği üzere Madrid zor kurtuldu. Bu bizim üzerimizde tabii ki bir küçük bir baskı da oluşturuyor ama gerekenler yapıldıktan sonra neden aynı başarı veya daha fazlası gelmesin? Dünyanın sayılı teknik direktörlerinden biri Fatih Terim'le birlikte çalışacak. Hemen arkamızda zaten o UEFA Kupası ile birlikte fotoğrafını görüyoruz. Avec le Coupe de UEFA, qu'est-ce que tu vas dire sur monsieur Terim? Bah, c'est vrai que je connais pas, je ne connais que à travers ce que les joueurs disent. C'est un monsieur vraiment respecté en Turquie et dans le monde du football. Par tout ce qu'il a fait, c'est un honneur pour moi d'être à ses ordres à ce jour. Et j'espère que toute la confiance qu'il m'a montré depuis le mois de décembre, parce que même quand j'étais blessé, on prenait de mes nouvelles. J'espère reprendre au présent et j'espère lui montrer qu'il n'a pas tort de me faire baigner ici. D'ailleurs, mon ami turc dont je vous parlais tout à l'heure, il m'a dit le plus grand bien de lui, que toute la Turquie le respectait. Et j'espère le respecter déjà sur le terrain en étant très bon. Hoca ile birebir tanışmamış olmama rağmen kendisinin hem Türkiye'de hem dünyada ne kadar saygı duyulan bir teknik adam olduğunu biliyorum zaten. Kendisinin bana göstermiş olduğu güven ve beni istemesi de izlemesi de benim için ayrı bir gurur kaynağı. Çünkü Aralık ayından beri beni istediğini biliyorum. Sakat olduğum dönemde bile benim performansımla, durumumla ilgili sorular soruyordu. Umuyorum ben de sahada kendimi göstererek ona olan bana göstermiş olduğu güveni boşa çıkartmamış olacağım. Galatasaray'da birçok dünya yıldızı forma giyiyor. Drogba gibi, Snyder gibi, Burak Yılmaz gibi, geçtiğimiz sezon gol kralı Selçuk İnan gibi bir maestro. Çok önemli isimler var, Türk ve yabancı. Acaba Dani kendisine Galatasaray'ı raconter sur le club. Il m'a dit que c'était un grand club
et que malgré le fait que certains pensent qu'en France ce soit pas le bon choix, il m'a rassuré que j'avais fait un bon choix. Et comme je vous le disais, j'ai pu remarquer, je suis allé sur internet, j'ai vu les vidéos des supporters, que ce soit en Champions League ou en championnat, j'ai vu que vraiment je pensais que je pense que j'ai pas fait le mauvais choix en venant ici, que c'est un grand club. Bah avec tout le staff qu'il y avait, il y a vraiment quelque chose à faire ici. Dani'yle ben zaten konuşmuştum. O bana buranın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu söylemişti Galatasaray'ın. Ben de internet üzerinden baktığım videolarda hem taraftarın hem kulübün ne kadar büyük olduğunu gördüm. Fransa'da insanlar belki biraz şaşırmış da olsa benim bu tercihi yapmam için ben ne kadar doğru bir tercih yaptığımı biliyorum. Buradaki yıldız diye adlandırdığımız oyuncuların da varlığıyla çok şeyler yapacağız zaten. Son olarak kolundaki dövmesine de dikkat çekmek istiyorum. Oğlunun adı 5 yaşında. Ici c'est le nom de ma mère. Annesinin ismi de sağ kolunda. Bir de şunu sormak istiyoruz. Taraftar çok tereddütte kaldı. Telaffuzu, ismini telaffuzu biraz zor. Acaba kendisi söyleyebilir mi nasıl telaffuz ediliyor? C'est Chedjou Aurélien. Chedjou Aurélien. Bir daha alabilir misiniz? Chedjou Aurélien. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu röportajda da kendisine ve yardımcı olduğunuz için size. Aurélien Chedjou'nun görüşlerini de sıcağı sıcağına sizlere aktardık.